İğne Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir anlatım yapmak istiyorum. Biraz farklı bir anlatım. Şimdi sürekli hangi ip kullanıyorsun diyenler var. Suni ip kullan diyenler var. Ben hanımlar bakın bu şekilde alıyorum. Leylak marka polyester ip kullanıyorum. Ama suni oyalı iplerden yeni aldım. Daha kullanmadım. Bunlarla yapıp göstermek istiyorum. Hangisi güzel yapılıyor, hangisiyle daha güzel oluyor oyalar. Bunu beraber denemek için video hazırlamak istedim. Bu şekilde tül bendimi alıyorum. İplerimi kenara alarak, bakın iki iğnemi aldım elime. Bu taraftaki suni ipek ip, bu taraftaki polyester. Şimdi suni ile başlayalım. İnanın ben de ilk defa yapıyorum. Beraber göreceğiz inşallah. Bakalım hangisiyle güzel oluyor oyalarımız. Bu şekilde kumaşımı kıvırdım. Bakın zürafa yapıyorum. Hanımlar bu suni ipek ip. Kafanız karışmasın. Bir de suni ipler biraz daha diğerlerine göre ince duruyor. Videoda net çıkmayabilir. Hanımlar yaparken bir de bir anlatım yapmak istiyorum. Boş bir şey yapmak istemiyorum. Sinek kanadı küçük bir dağ yapalım beraber. Bakın bu şekilde bir tane küçük yaprağımı yaptım. Yanına bir tane daha pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Tekrar oyamı kıvırıyorum. Arasına 4 tane zürafa. Dördüncü zürafanın üzerinden dönüyorum bu şekilde. Şuraya bir pırpır. Pırpırın tepesine çıkıyorum. Bakın yaprağımı attım. Buraya batarak bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine çıkıyorum. Aşağı indim. Tekrar buraya bir pırpır. Pırpırın tepesine çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Hanımlar bu kadar küçük dağ yaptım. Bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Şimdi diğer ipimle deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak. Bu arada ipleriniz dolanıyorsa ipinizi iğnenize taktıktan sonra çekin. İpinizi güzel bir şekilde girin ki ipleriniz toplanmasın, dolanmasın birbirine.
Hanımlar bana suni ip biraz şey geldi. Hani çok rahat gelmedi. Bilmiyorum. Belki de ilk defa kullanıyorum. Diğer ip sürekli kullandığım için büyük ihtimalle diğer ip daha rahat gelecek. Bakın bu suni iple yaptığım dam. Şimdi hemen yanına leylak, floş, polyester ipimle yapacağım. Bakın yine buraya bir tane zürafa. Zürafamın üzerine dönüyorum. Hanımlar iğnelerim büyük birazcık bu arada. Videoda net çıksın diye bu kadar büyük kullanıyorum. Biraz daha ince iğneyle yapıyorum. Daha güzel oluyor oyalar. Videoda net çıksın diye biraz iri tercih ettim. Paketlerde satılıyor. Her tuhafiyede bulunmuyor. Yani çoğu tuhafiyelerde var yalnız. Hanımlar şimdi bu ipimle de yaptım. İkisinin arasında pek fark yok. Suni ipimiz birazcık mat duruyor, parlamıyor. Leylak daha parlak. Hanımlar ikisi de güzel ip. Yalnız ben leylakla daha rahat çalıştım gördüğünüz gibi. Suni ip biraz daha alışmam gerek sanırım. Siz hangisini güzel gördüyseniz onunla kullanabilirsiniz. Onu kullanabilirsiniz. Suni ipler hanımlar bu şekilde 4 katlı numaraları üstünde yazılıyor. Bacılarıma söyleyeyim. Bir de fiyatları 7 lira ama leylak ipler bu şekilde 20 gram bu arada 6 katlı fiyatları 2 lira arasında fark var. Suniler daha büyük, daha çok var. Leylaklar bir örtüye anca yeter, bir namaz örtüsüne anca yeterli olur. Bu kadar hanımlar. Merak ettiğiniz sorularınız varsa yorum yapıp sorabilirsiniz. İnşallah elimden geldikçe cevaplarım. Göremezsem de kusuruma bakmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.